Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Varşova ile Brüksel karşı karşıya geldi. Hukuk üstünlüğü krizi söz konusu, tartışmaları söz konusu. Bununla başlayalım dilerseniz. Zira gerilimin fitilini Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin disiplin kuruluna verilen olağanüstü yetkiler ateşledi. Yargı bağımsızlığı ve ulusal yasalar Avrupa Birliği hukukunun üstünde midir hocam? Şimdi tabii ki biliyorsunuz Avrupa Birliği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir büyük dünya savaşı ve Avrupa Savaşı'nın önüne geçmek adına kurulmuş bir oluşumdu. Avrupa Beşisi olarak başlamışlardı. Daha sonra bugünkü Avrupa Birliği ismini aldı çeşitli kademelerden geçerek. Fakat tabii bu oluşum aslında bizim internasyonel dediğimiz uluslararası değil, supranasyonel yani uluslarüstü bir oluşum olarak aslında tasarlanmıştı. Ama bugün tabii ki Avrupa Birliği'nin özellikle iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa'nın aslında etkisinin olduğu, ağırlığı olduğu bir Avrupa Birliği görüyoruz. Tabii ki Avrupa Birliği'nin vazgeçilmez ilkelerinden biri hukukun üstünlüğüdür. Yalnız burada tabii biraz daha aslında işin hani ince mikro cerrahi kısmına bakacak olursak Avrupa Birliği'nin genel olarak hep tartıştığımız işte Brexit'ten sonra başka exitler olacak mı? Başka üyeler bu topluluktan ayrılacak mı diye baktığımız zaman bunun çok aslında bam teline bağlı, pamuk ipine bağlı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Şimdi Avrupa Birliği biliyorsunuz bir soğuk savaş kurumu ve artık dünyamızda soğuk savaş kurumlarıyla idare edilemez hale de geliyor. Aslında bunun da burada hastalık belirtileri olarak bunu belki görebiliriz. Çünkü mesela Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de söylemiş oldu o büyük slogan dünya 5'ten büyüktür derken de Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin de aslında artık bir soğuk savaş kurumu olması sebebiyle işlevini yerine getirememesinden bahsetmişti. Şimdi Polonya ve Macaristan gibi aslında iki önemli ülkeye bu tip bir çıkış olacak mı olmayacak mı tartışmasına baktığımız zaman şimdi bu Avrupa Birliği'nin kendi içsel sıkıntılarını biraz dışa vurumu yani biraz safrası olarak bunu nitelendirebiliriz. Şimdi öncelikle Polonya'nın zaten tarihten gelen biliyorsunuz hem Sovyet baskısı yemiş bir ülke olarak başka bir ülkenin kendi üzerinde bir otorite veya bir politika uygulamasını veya herhangi bir emir komuta zincirinde bir politika izlemek istemiyorlar. Dolayısıyla bu noktada özellikle Türkiye'ye karşı Osmanlı döneminden gelen bir sempatileri de var. Eski Lehistan toprakları olması sebebiyle Polonya'nın herhangi bir başka Avrupa devleti tarafından hükümranlık altına alınması veya geçmişte olduğu gibi bu noktada idare edilmesini istemiyor. Keza Macaristan da öyle. Macaristan'da aşağı yukarı gene 1700 ve 1919'u Trianon anlaşmasıyla biliyorsunuz parçalanmış Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Onlar da keza aynı şekilde. Yani artık Avrupa Birliği'nin kendi üye ülkelerinin iç işlerine müdahale etme noktasında ceza yöntemine başvurması bu noktada sorun üretmekte çözüm üretmekten çok sorun üreten bir kurum haline geldiğini de gösteriyor. Şimdi evet. Biz hep geleceğini tartışıyoruz, yıllardır tartışıyoruz gerçi ama şu aslında ortaya çıkıyor ki Türkiye'nin haklı savları da ortaya çıkıyor. Artık bu soğuk savaş kurumlarının hantallaşan yapılarının yerine yeni bölgesel organizasyonlar, yeni ekonomik entegrasyon projeleri ortaya konulmak zorunda. Ve Avrupa Birliği de bu acıyı aslında hissediyor. Hissettiği için de bugün bunu Macaristan'da, Polonya'da görüyoruz. Başka ülkelerde de göreceğiz. Ama Polonya, Macaristan çıkar mı? Hani polisist olur mu? Bu noktada soracak olursanız. Ben yakın zamanda veya orta vadede böyle bir ihtimal de düşünmüyorum. Çünkü evet, zaten aslında tam Polonya... da bu konuyu konuşalım istiyordum. Zira manşetimizi de ona göre belirledik. Brexit'ten sonra şimdi Polexit mi diye. Daha önceki gelişmelerle birlikte ele alındığında Polonya'nın Avrupa Birliği'nden çıkma ihtimali arttı mı diye sorayım size. Çıkarsa neler yaşanır bu süreçte ve Avrupa Birliği'nde çatırdama devam eder mi? Bununla bitirelim dilerseniz. Şimdi tabii şöyle biliyorsunuz bu koronavirüs pandemisi sebebiyle Avrupa Birliği ülkelerine 36 milyar euroluk bir ödenek ayrılmıştı. Bunlardan mahrum bırakılması gündemde. Şimdi gerçek realiteye bakacağımız zaman Polonya veya Macaristan'ın Brexit yani daha doğrusu Polexit yaparak hani Avrupa Birliği'nin ayrılmasının akabinde kaybedeceği maddi kayıplar da ortada. Hani bu noktada ben böyle bir çıkış beklemiyorum ama bu Avrupa Birliği'nin artık yavaş yavaş içinde bulunan bu harcın zayıfladığını da ortaya koyuyor. Yani biz büyük bir Avrupa sloganıyla ortaya çıktık diye biliyorsunuz 1950'li yıllarda ortaya çıkmışlardı ama özellikle son 10 senedir Avrupa Birliği'nin geçirmiş olduğu problemler de dışa vurmaya başladı. Şimdi Almanya ile Fransa arasındaki problem, İspanya keza öyle, Portekiz öyle. İngiltere'nin zaten Brexit yapmasından sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin ki Biden'ın dönemiyle beraber biliyorsunuz parmak sallayarak bu nokta Donald Trump'tan da tabii belli bir miras almıştı. Ama Avrupa Birliği'nin kendi içinde yaşadığı problemlerin kendi dış politikasını yansını da görüyoruz. Ama ekonomik olarak zaten pandeminin getirmiş olduğu ciddi bir ekonomik krizden sonra ülkelerin hani ben de bu noktada Avrupa Birliği'nden ayrılıyorum diye tek başına karar almalarını bekleyemeyiz. Ama Avrupa Birliği'nin gelecekte yaşayacak problemler bakımından da önemli referans olayları olarak da bunu bence değerlendirebiliriz.
Evet, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikteydi. Değerlendirmelerini paylaştı. Sayın Kaya, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza yapmış olduğunuz katkı için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum.